Değerli kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asrından bir başka örnek. Cenab-ı Hak Müslümanları sadaka onların mallarından sadaka al ey Muhammed. Yani Müslümanlar sadaka versinler vermeyi öğrensin Müslüman. Yoksa Peygamber Efendimiz alıp da kendine han hamam yaptırmıyor. Şuraya bir vakıf kuralım da on katlı ben de bir katında otururum nasıl olsa vakfın başkanıyım filan demiyor Resulullah. Öyle bir şey yok. Resulullah Aleyhisselam'ın evi nasıldı biliyor musunuz? Nasıldı biliyor musunuz? Hazreti Ayşe ben 3'e 4 dedim. Bakır köylü bir İsmail hocam var elinde değnek beni dövmek için bekliyor böyle. Hatam olursa tak diye düzeltiyor sağ olsun. Dolayısıyla hakikaten kardeşlerim ben Mekke'de tanıdım, iyi ki de tanımışım. Öyle dostları bizim hatalarımızı hatırlatan Allah hoca efendilerin sayısını da çoğaltsın. Kardeşlerim bakınız yani şöyle diyeyim Resulullah'ın evi Ayşe anamızın odası 3'e 4 filan değil. Gerçekten değil. Niye? Hazreti Ayşe diyor ki ben yatardım Resulullah nafile namaz kılmak için benden izin isterdi. Ayşe, "Rabbimle baş başa kalmak istiyorum. Müsaaden var mı?" Farz için hanım erkekten, erkek hanımdan izin almaz. Ama sünnet için erkek kadından, kadın erkekten izin almak zorunda. Kadın şimdi perşembe orucu tutacak. Kocasına sormuyor. Kardeşim, senin kocan rahip değil, rahip değil. Kocanın da senin üzerinde hakkı var. Hanımın da seni. Adam gitmiş bir hoca efendiye bağlanmış. Hoca efendi de aman işte pazartesi perşembe oruçlarını sakın terk etmeyin. Bak hoca efendiden önce hanıma soracaksın. Ben yarın oruç tutayım mı? Benimle bir işin var mı Ayşe? Fatma diyeceksin. Belki kadıncağız abisini çağırdı yarın öğlene yeme. Sen yemezsen ayıp olacak. Sen evin damadısın. Hanımından izin almadan nafile oruç tutmayacaksın. Hanımından izin almadan gece kalkıp namaz kılmayacaksın. Bak Resulullah öyle yapmış. Efendimiz Aleyhisselam nafilelerde kadın şimdi gidiyor falan yerde hoca efendi varmış ben gideceğim diyor. Bir de, bir de diyor ki bir de güzel akıl öğretmişler ki ilim öğrenmek kadın erkek farz diyor. Biz diyor bey diyor sen diyor dolapta var diyor ısıtır yersin diyor. Sen diyor yemeğe ısıt diye diyor. E ne olacak? Biz diyor Yasin okuyacağız. Çarpar o Yasin seni. O Yasin seni çarpar. Senin herifin adamın evlilik bu he mi? Kadın erkeğe, erkek kadına sen sana ben bana dumduma kim kime? Yok öyle bir şey. Nikah birbirine insanı fars kılar. Sen kadından sorumlusun, kadın senden sorumlu. Erkek kadından üstün falan değildir. Kadın da erkekten üstün falan değildir. Biz ikimiz bir ediyoruz. Birimiz olmayınca öbürü olmuyor. Öyleyse hayatı birbirimize önce biz kolaylaştıracağız. Allah bizden farzları istemiş. Farzları yaparken ne kocana danışacaksın ne hanıma. Farzı yaparken. Ama farzın dışında nafilelerde aha sana Buhari'de hadis peygamberimiz Resulullah Aleyhisselam gece namaza kalkacak hanımına dedi ki Ayşe ben Rabbime secde etmek istiyorum müsaaden var mı kılayım mı namaz dedi. Hazreti Ayşe anam bu nezaket bu incelik bu karı koca hakkı konusunda öyle utandı öyle mahcup oldu. Anam babam sana kurban olsun namaz kılmak için benden mi müsaade istiyorsun? Bu nafilelerim Ayşe dedi Teheccüd için senden izin istemem, farz için senden izin istemem ama nafile namaz kılmaktan sen daha öndesin. Çünkü senin hakkın benim sende, senin bende hakkın var. Belki kadın o anda kocasını arzuluyor, kocasını arzuluyor. O kadın ne yapacak? Ne yapacak o kadın? He? İnternetlerden mi arayacak? Sağdan soldan mı bakacak? Erkek kadından kadın erkekten faydalanacak başka harama muhtaç etmeyecek. Kadın kocasını elin pis filmlerine muhtaç etmeyecek. Elin sokaktaki kafirlerine, münafıklarına, zinakarlarına muhtaç etmeyecek. Hazreti Peygamber kızını evlendiriyor. Diyor ki Fatıma'ya Ali'ye diyor köle ol, cariye ol ki Ali de sana köle olsun. Gözü dışarıda olmasın Ali'nin. Hazreti Ali'nin gözü dışarıda mı olur yahu? Haşa. Hazreti Ali'nin cariyesi ol ki o da sana köle olsun diyor. Hazreti Ali'ye ne diyor? Ali ben sana etimden bir parçayı verdim. Şu etimden kopardım senin evine koydum kızım Fatıma. Bid'atüm minni. Ben sana etimden bir parça verdim. Gözümün nurunu verdim. Ali sen onun kölesi ol ki o da sana cariye olsun. Yani erkek hanımından bir talebi olunca hanım da erkeğinden bir talebi olursa erkek kadını reddederse kadın erkeği reddederse gökteki bütün melekler onlara lanet eder. Bu böyledir. Sen çek tesbihi dur. La ilahe illallah la ilahe illallah. Suratına şamar gibi vurur. Senin kocan orada zinaya yönelecek. Senin adam yemeği buzdolabından soğuk soğuk yiyecek. Sen tesbih çekerek evliya olacaksın öyle mi? Memleketin bütün evliyaları peşine düşse seni bir derece yukarı çıkaramazlar. <laughs> sen önce ailenden, kocandan, sen önce hanımını memnun edeceksin. Falan hoca efendinin gözünün içine bakıyor, böyle duruyor adam. Kölesi gibi, kabul. Allah dostlarına hürmet et, hiç itirazım yok. Evine gelince Evine gel. Aslan kesiliyor. Vurdu muydu tuttururum diyor. Desene o efendiye de aynısını. Olur mu o mübarek diyor. O Allah dostu diyor. Senin en büyük Allah dostun hanımın aslanım. Akıllı ol. Seni hanımından daha büyük Allah katında derece kazandıracak bir evliya yaratmadı Allah. Bir Müslüman erkeği velilerin velisi yapacak en büyük veliyi arıyorsunuz. Hanımınız, seni Allah katında yükseltecek bir kapı mı arıyorsun? Kocan. Kocan sana bu zettiği müddetçe bütün evliyalar peş peşe takılıp dua etseler bir adım ileri gidemezsin. Bu böyledir. Şimdi biz nikahın hükmünü unuttuk. Nikah nerede? Nikah attığımız basit bir imza, fotoğraf makinesine biraz da gül diyor fotoğrafçı. Bu mu nikah? <laughs> bu mu nikah? Geç onu. Ben onları çok gördüm. Ağacın üstüne kalp çiziyor şimdiki gençler. Bir tane de ok saplıyor resimde. <laughs> A yazıyor, B yazıyor. Altına yazıyor yavrum. Kamyonun arkasında okumuş herhalde. Pazara kadar değil, mezara kadar. 6 ay sonra mahkeme kapısında. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Hani mezara kadardı. Daha ağaç kabuk bağlamadı aslanım. ne bu boşanma davası? Nikahın hakkı, nikahın şu 60 70 yaşında 40 50 yıldır evli olan dedelerinizi ve balarınızı, nenelerinizi bir gidin de tecrübe öğrenin. İlkokul mezunu dersiniz, adam yerine koymazsınız. İkisi de hukuk mezunu insan 5 yıl bir evde yaşayamıyorlar. Aslanım bu diplomayı niye aldın? 5 yıl akıl sahibi bir insanla anlaşarak yaşamayı beceremediğin diploma sana ne öğretti ki? Benim okul bitirmemiş babam dedem, nenem 60 yıl bir yastığa baş koydular ve son nefesinde nasıl birbirlerine dua ederlerdi. Ölür giderdi birisi birisinden önce o ona dua ederdi ki inşallah ben senden sonra ya kalmam. İnşallah sen benden önce ölmezsin. Senin ömrün benden uzun olsun derdi. Şimdi millet sevgilisini kiralık katil yapıyor, kocasını öldürttürüyor karısını sokak ortasında vuruyor. Müslümanlar nikah hakikaten neye diyorlar? Belediye'de atılan imza mı? İnan o değil nikah. Nikah birbirinize duyduğunuz saygıdır. Allah için artık birbirinize ait olduğunuzu bir kumaşın iki yüzü gibidir nikahlanan erkek ve kadın. Kumaşın ön yüzü, arka yüzü. Biri olmadan diğeri olmaz. Biri olmadan diğeri olmaz. Allah size bir çocuk vermiş. Onu Allah'ın bir emaneti gibi bileceksiniz. Bu çocuğu cennete götürünceye kadar hanım başımız dişimiz de ağrısı.